Selamun aleyküm. Öncelikle Kalleş İdlib saldırısında hayatını kaybeden tüm Mehmetçiğimizin ailelerinin özellikle başı sağ olsun, ülkece başımız sağ olsun. Video çekmeyecektim fakat bugün sabah bir doğuda görev alan özel harekat dostum dedi ki hiç kafana takma, sen videonu çek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Onlara gününü gösteriyoruz. Elimizden geleni misliyle onlara fazlasını zaten zararı veriyoruz. Sen gönül rahatlığıyla videonu çek dedi. Ona istinaden bugün video çekiyorum. Zaten bu 2020 yılı pek uğurlu gelmedi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere salgınlar dünyada. İşte böyle savaşlar, kötü haberler ülkemizde de oluyor. Ya biz de tesbih videosu çekiyoruz. Elimizden geldiğince doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. Ama en önemli, öncelikli şey vatan. Görüyorsunuz adamların işte vatanı yok şu an yani. Nereye gideceğim diye şaşırmış durumdalar yani. Biz tesbih videosuna geçelim. Bugünkü konumuzda biraz yine yeni sıkmanın, yani bakalit malzemenin, saf bakalit malzemenin eskilerine değineceğim arkadaşlar. Çünkü ne varsa eskide var demeyeceğim. Yeni bakalitler de onlar gibi olacak. Aslında onu anlatmış olacağım. Bu elimde gördüğünüz Osmanlı sıkma keri var. Helezon damar ve inanılmaz güzel ya. Şunu güzelliğe bakar mısınız? Şu damarların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Osmanlı sıkma keri varı. Vallahi ben buna doyamıyorum, bu tesbihe. Doyamıyorum. Ne olacak bilmiyorum. Bunun yapıldığı vişne rengindeki happeleri de fotoğraf halinde mevcut. Yani bunu alan çok iyi baksın. İnanılmaz güzelleşecek bu. Vişne rengine döndüğü zaman. Tabi yeni tıraşlanmış tesbih. Bayıldım. Sese bakın arkadaşlar. 10 gram civarında Osmanlı sıkma keri var. Şu beyaz hamurlar direkt bakalitin kendi fabrikasında dökülenler arkadaşlar. Diğer Alman dökümleri de var biliyorsunuz. Bakalit mucidiye bunun. Mucidinin kurduğu fabrikada dökülenler bu beyaz hamurlar. O yüzden çok daha kaliteli. Zaten hep bunları öneriyorum, yani beyaz hamur öneriyorum. O rüzgar gülü olanlar, sarı renkte olanlar hep Alman dökümleri, yani Alman bakalitleri. Yani şunlar. Şunlar Alman dökümleri arkadaşlar. Yeni sıkmaya ne kadar benziyor değil mi? Osmanlı. Damarlarını gösteremiyorum şu an ama. Helezon damarlı Osmanlı sıkma keri var. Şimdi yeni sıkmanın eskisi ne hale geliyor? Beni çok heyecanlandıran, bugüne kadar gelmiş en iyi dörtlü. Onları göstereceğim şimdi. En iyi dörtlü. Bugüne kadar benim gördüğüm en iyi dörtlü. Yani daha önce sattıklarım, gösterdiklerim inanılmaz güzeldi. Ama bunlar bir tık daha güzel arkadaşlar. Özellikle de bir tanesi. Onu da göstereceğim. Şimdi yeninin eskisi şu. Yani bakalit arkadaşlar. Şimdi bunu kamerada güzel göstermem lazım. Delikleri görüyor musunuz bilmiyorum. Şu delikler eski tip delinmiş havşa delim. Bakın birisi büyük. Tabii bu dizilecek. Buna şöyle bir ip püskül ayarladık. Bunu takacağım. Sizce yakışır mı bilmiyorum ama ben çok yakıştırdım bunu. Bir de bu renk süzmesi dizilecek arkadaşlar. Hepsi tek parça ama renk süzmesi. Bunun renk süzmesi, yani koyudan açık renge doğru dizeceğim. Bunu da takınca, bu da el yapımı bir püskül, ip püskül. O otantik havayı vereceğiz. Yani sesinden anlıyorsunuzdur artık. O kadar anlatıyorum. Cam gibi olması gerektiğini söylemiştim. Şu ses. Yani şıkır şıkır olması lazım. Bu bakalitlerin. Şu güzelliği görüyor musunuz? Yani bu tesbih hakkında şöyle bir iddiam var. Birçoğunuzun 15 bin 20 bin lira verip aldığınız Osmanlı sıkma keribarının hamurundan
O 3. sınıf Osmanlı sıkma kiribar hamurlarından çok daha özel bir tesbih bu. Zaten elinize aldığınızda direkt olarak hissediyorsunuz. Yani bunu anlamayan insanın eline verin, of der. Bunu nasıl değişik bir malzeme der. Bu bir de arkadaşlar. Bu birinci gösterdim. Sonra göstereceğim şu. Yine imamı altında bir problem vardı ve şöyle onarıldı, tamir edildi ve şöyle bir sarı renk çıkmış içinden. Yine delikler fark ettiyseniz eski tip havşa delim arkadaşlar. Bir de bu çok fena. Vişne rengine döndü dönecek yani pişmiş tespih. Vişne rengine az kalmış yani. Çok az bir zamanı var. Sonra vişne renginde cam arkadaşlar bu da bakın. Bu da cam. Benim birinci sırada gördüğüm en iyi hamur bugüne kadar gelenlerden bu, bu, bu ve bu arkadaşlar. Şunu, bu da aynı. Bu da bunun aynısı. Bu biraz daha az çekilmiş ondan. Bakın. Yine deliklere bakın. Yani sesi görüyorsunuz zaten. Ya harika işte bu yani bu. Bunları öneriyorum arkadaşlar. Bugüne kadar elime geçen yeni malzemenin en iyi ilk dördü. 1, 2, 3. Ondan sonra şu da 4 arkadaşlar. Bakın bu zaten şöyleydi. Bu biraz renk almıştı. Tabii bu büyük bir tespih. Bakın imameyi ustamız tornada işledi. Yani imamesi çok büyüktü bunun. Hatırlayanlar vardır belki diğer videolardan. İmame çok büyüktü. Ve delikleri biraz küçüktü bunun. Yani bu kadar güzel bir tespihe öyle bir delik yakışmıyordu. Biraz büyüttük, havşa yaptık delikleri. Delikler havşa oldu. Delikler havşalı oldu. İmamede şimdilik çirkin oldu. Çünkü içinde ilk rengi çıktı arkadaşlar. Ama çok kısa sürede tekrar bununla rengi birleşecek. Bu da dizilecek ve buna da bir püskül takacağım. Şurada hemen başka bir tespihe bakalım. Şimdi bunu da aldık. Niye aldık? Bu da hem kesim olarak benim çok sevdiğim bir kesim. Hem de biliyorsunuz buzlar. Bu zarların zar keribarı diye satılan bu malzemelerin bakelit olduğunu daha önce açıkladık. Ama bu biraz çekilmiş bir tespih arkadaşlar. Çekildiği için de daha bir camsı formda bu tespih. Yine usta işi sistemli. Harika çekimi var. Şöyle göstereyim ne kadar camsı olduğunu. Bunu da o yüzden aldık. Bunu da koyalım. Ve özel döküm bir tespih var arkadaşlar. Bakın ateş keribarı diye satılıyor. Bu rengini almış. Siyah gibi görünüyor ama Işık vurunca gördüğünüz gibi kıpkırmızı. Aslında dışarıda çok daha bunun rengi belli oluyor. Kusursuz bir tespih. Ama bunlar özel döküm bakalitler yani saf bakalitler arkadaşlar. O yüzden fiyatları pahalı. Bakın usta işçiliğine bakın. Şu pulların güzelliğine bakın. Renginin güzelliğine bakın. Kusursuz bir tespih. Bakın frenleri. İpi olsun. Her şeyi kusursuz bir tespih. Hitameye bakalım. Yani küre seven arkadaşların yaklaşık 9-10 mm civarında kesinlikle ben küre tespihin zaten şeyidir. Küre tespihler tespihin zirvesidir arkadaşlar aslında. Küre çekenler genelde hiçbir tespih başka kullanamazlar. Ancak tombul bezi çekerler. Küre seven arkadaşlara şu tespihi şiddetle yine önermeye devam ediyorum. Çok kaliteli bir malzeme. Saf bakelit. Yani bunlara naylon diyen arkadaşlar şunlara bir temas etsin. Gelsinler. Bizim yanımıza şunlara bir temas etsinler de ondan sonra naylon mu değil mi kendileri karar versin. Yani biz de biliyoruz yani Damla Keribarı'nı alıp Ukraynalıları seccar
Akça Kehri Bar, bilmem ne Kehri Bar diye satmayı. Ama bizde neyse o. Evet, bunu da koyduk. Zar da tamamdı. Evet. Ve bir küsen kehri var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Damarları görebiliyor musunuz? Tabii bu damarlar küsen kehri barda. Bu da bakarit aslında. Bu naylon falan değil. Bunların aslı bakarit, küsen kehri var. Yani bunlar çekildiği zaman daha hızlı tepkimeye giriyor. Bunlarla ilgili ekstra bir video gelecek. Nasıl renk aldığını size göstereceğim arkadaşlar. Bunlar çok hızlı bir şekilde renk alıyor. Yani şu tespih hemen vişne rengine dönebiliyor. Pembe bakalım hangi renge dönecek, ben de bilmiyorum. Deneyeceğim. Şu da küsen. Şu da küsen kehri var arkadaşlar. Daha bariz renk alacağını düşünüyorum. Bu da usta içlikli tabii ki. Bu da damarlı. Videoda pek belli olmuyor. İnce ince damarlar var. Büyük ihtimal bunu çektikten sonra bu rengi ve damarları oluşacak. Şurada harika bir andıs tespih var. Özel yapım. Gümüş püsküllü. 925 ayar gümüş püsküllü. Tabii ki fıçı kesim maskot. Ki fıçı kesim maskot, bayılıyorum biliyorsunuz maskotlara. Harika, doğal malzeme. Çekimleri çok güzel arkadaşlar andızların. Ve yılan ağacı. Çok seviyorum. Son zamanlarda bu tespih sayesinde daha da bir sevdim. Çok güzel arkadaşlar. Elde böyle cilalanınca, bakın biraz çekeyim şimdi. Hemen göreceksiniz. Hemen nasıl cilalandığını, parladığını. Hemen görebiliyorsunuz. Yani hemen cilalanıyor tespih. Hemen elde cilalanıyor. Çok güzel bir çekimi var. Cam gibi. Yani neredeyse kukadan iyi diyeceğim yani. Bence hatta demeliyim. Kukadan bir tık daha iyi çekimi var arkadaşlar. Yine doğal bir malzeme. Şiddetle kuka öneriyordum zaten. Yine kuka öneriyordum. Hala da öneriyorum. Ama yılan ağacı da ya başka. Bu arada diğer kral ağacı gibi, venge ağacı gibi, pelesenk gibi ağaçları defalarca denedik. Yani takılıyor arkadaşlar. Yani pelesenk olsun takılıyor ele. Venge takılıyor, kral ağacı takılıyor. Ama yılan ağacında böyle bir durum yok. Hatta kukadan daha tatlı bir çekimi var. Bunların maskotları yapılıyor şu an. Maskotları süper olacak. Zaten yılan ağacı malzeme olarak piyasada az bulunuyor. Zaten az bulunduğu için de maskotunu yapan pek yok. Hatta hiç görmedim ben. Bizden çıkacak maskotu da. Bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Bunu biliyorsunuz, göstermiştik. Bu eski katelin arkadaşlar. Kadim katelin, Osmanlı kadim katelin malzemesi şuydu. Sümen takımlarından biliyorsunuz bunları. Koyu portakal rengine dönecek. Usta işçiliği. Muazzam bir işçilik. Bundaki usta işçiliğinin zerafetine bakın. Bakın şimdi. Nasıl birleşiyor görüyorsunuz değil mi? Harika. Harika bir işçilik var. Bunu da göstermiştik zaten. Şimdi şuna değinelim ya. Bunlara değinmedim. Bu arkadaşlar bakın yine benim sevdiğim bir kesim. Uçları şöyle düz. Ama aynı zamanda arpa kesim. Yani bunlar birbirine çarparken çok güzel ses çıkartıyor. Bunlar böyle birbirine çarparken harika ses çıkarıyor. Bu ne? Damla kehri varı diyenler olmuştur. Ama mügellef damla kehri var. Yani bu gerçek toz kehri var varsa, biliyorsunuz toz kehri var diye bir şey yok da onların hepsi plastik. Epoksi reçine yani. Tam plastik yani onlar. Ama bunlar arkadaşlar hakiki toz kehri varı denilmesi gereken bu mügellef damla kehri var. Çünkü gerçekten damla parçacıklarının %80-85 civarında içinde bulunduğu bir kehri var. Yani aslında eritme. Ama diğer damla kehribarları biliyorsunuz ki, şöyle göstereyim. Orada renk almış bu.
Orijinal damla keri var arkadaşlar. Bakın usta işi. Bu da bu renge dönecek zaten. Ama biraz kırılgan oluyor biliyorsunuz damla keri barlar. Bu yoğurtlu falan böyle. Acayip yoğurtlu peynirli dedikleri. Süper bir damla keri barı. Bu da mügellef damla keri var. Yani bunun parçacıkları içinde var. Yani orijinalinin parçalarının içine katılarak eritme dökülmüş hali. Mügellef damla diyorlar. Ben seviyorum. Niye seviyorum? Çünkü kırılgan. Bu malzeme kırılgan değil arkadaşlar. Yani normal damla kerivar kadar kırılgan değil. Ve çekimleri çok güzel arkadaşlar bunların. O yüzden öneriyorum tabii ki. Ve bombayı alalım. Şöyle bir tane bomba var bunda patlayacak. Çok dikkat çekiyor orada yeşil renk. Arkadaşlar şu dilimi göstereyim. Şeffaf dilim bunlar. Aslında bunlar arkadaşlar şu tespihler arkadaşlar blok zar diye satılıyor. Oyun zarı diye satılıyor. 2300 lira, 2500 lira diye adam utanmadan satıyor. Mükemmel tespih bir kere. Onu söyleyeyim ya mükemmel ama rengi, çekimi daha da sertleşecek bunlar. Daha güzelleşecek. Her şey mükemmel. Ama neyse onu sat kardeşim yani. Hani insanları kandırma. Harika tespih arkadaşlar. Rengi, dokunuşu, her şeyi muhteşem. Şiddetle de tavsiye ediyorum. Elimde 2-3 tane falan var bunlardan. Eğer almak isterseniz hiç düşünmeden alın arkadaşlar bunları. Cam gibi bunlar. Çekimler muazzam arkadaşlar. Bunları öneriyorum. Ama bunlara gidip de sakın çok paralar vermeyin. Bana atılacak tespihler de değil. Yani güvendiğiniz yerlerden alın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Mükemmel tespihler, rengi, dokunuşu. Dışarıda daha da güzel görünüyor bunlar. Evet. Bir tane bakalit gösterelim yine. Saf bakalit. Yine yeşil. Bu saf bakalit arkadaşlar özel döküm. Bunun kokusu Osmanlı, dokusu Osmanlı, her şeyi Osmanlı. Özel döküm bakalitler bunlar. Efsane çekimi var. Şöyle sıkıştırın. Biraz şu şekilde okşayın. Isıtın. Koklayın. Koku birebir Osmanlı sıkma kerbarıyla aynı bu malzeme. Mükemmel rengi var. Mükemmel de çekimi var. Püskül de çok güzel. Tespihleri gönül rahatlığıyla alıp çekin arkadaşlar. Süper de renk alıyor. Bakın daha açıktı. Şurada imameye biraz bakarsanız biraz daha açık. Çünkü el değmediği için imameye. Biraz daha imame rengi açık kalmış. Şunu da göstereyim ya. Bu da çok özel bir döküm ya. Bu da mükemmel bir tespih arkadaşlar. Ateş keribarı değil arkadaşlar. Saf bakalit bunlar da. Çekime bakın arkadaşlar. Tabii böyle tespihleri çok seviyorum ben. Yani bu kesimde. Tam el tespihi. Tam yani al çek. Bu kadar yani olay. Böyle tespihler alın böyle. Şuna ne diyeceksiniz arkadaşlar? Şu rengin güzelliğine bakın arkadaşlar. Şu rengin güzelliğine bakın. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Çekim mükemmel, tespih mükemmel. Bunun sistem happeleri de var. Püskülünü değiştireceğiz sadece. Biraz ben kısa seviyorum diye püskülü kendime yapmıştım bunu. Harika bir çekimi var. Şöyle göstereyim. Cam gibi bunlar. Piyasadaki malzemelerden değil, saf bakalitler. Özel seçme ürünler, özel yapım ürünler arkadaşlar. Harika. Evet, bir tane daha göstereyim. Farklı bir şey var. Evet, şurada farklı bir şey var. Bu heykelden yapılma arkadaşlar. Heykel objeden yapılma. Bu 7x10 boyutunda kapsül kesim.
Simli Necef Baga arkadaşlar. Eski malzeme bu, kağıt kül falan hepsini çekiyor. Osmanlı sıkma keri var gibi kokuyor. Mükemmel fenol kokusu geliyor bundan. Usta işçiliği, aynı zamanda şöyle renk süzmesi, heykelin bazı yerleri daha koyu olduğu için şöyle renk süzmesi çay renginde çıkmış arkadaşlar. Bunlar harika. Muazzam çekim. Yani Osmanlı sıkma kervar tadı alıyorsunuz. Şu tespitten Osmanlı sıkma kervar tadı alıyorsunuz arkadaşlar çekerken. Koku zaten Osmanlı sıkma kervarının aynısı. Yine fenol kokuyor. Bakın hareler var ve içinde simler var. Mükemmel simler var ama şu an gösteremiyorum. Aslında şeffaf olan katelinlere biz ne diyorduk? Necef Baga arkadaşlar. Bunların adı aslında Necef Baga. Şeffaf olan katelinler. Yani heykelde yapıldığı zamanda objede kıymetli, çok kıymetli malzemeler. Tespih için en uygun malzemelerden bunlar. Tabii ki kıymetli, pahalı tespihler bunlar arkadaşlar. Mükemmel bir tespih. Yadigarlık yani tam. Evet, burada yeni malzeme var yine ama yeni malzemenin tabii ki yine kalitelisi. Şu damar yapısının güzelliğine bakın. Şu damarlara bakın arkadaşlar. Şu damarlardaki güzelliğe bakın. Sarı renkte. Bu vişne rengine dönecek. Bildiğiniz üzere şu tonlara dönecek. Bu tespih. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Zaten farklı bir şey olduğunu kamerayı yakınlaşınca diğer tespihlerden sesinden anlayabilirsiniz. Yani farklı bir şeyler ben piyasada satmaya çalışıyorum. Bunu anlamanız için gösteriyorum. Bakalit ve epoksi reçine sıkma arasındaki farkı bakın. Cam gibi, görüyor musunuz? Nasıl parlıyor zaten. Harika. Helezon damarlı. Ya şu harelerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Harelere bakın. Harelerin güzelliğine bakın. Olay bunlar yani. Zaten kıymetli olan da bu bakalitler. Diğer sıkmalar renk almıyor arkadaşlar. İçinde epoksi reçine, plastik var yani. Epoksi reçine girdim bir çöp. Bildiğin toz kervar alın. O plastikleri, onları çekin. Aynısı yani. Hiçbir şey fark etmiyor. Kaliteli malzeme almak zorundasınız. Kaliteli malzemeye yönlenmek zorundasınız. Kaliteli malzeme eğer piyasada bir rağbet oluşturabilirsek zaten bunların hepsi böyle kaliteli dökülecek. Ondan sonra zaten hepiniz kaliteli tespihler çekersiniz. Böylece Osmanlı sıkma kervarı en kaliteli olan bakalit konusunda. Onlara da, onların da bu kadar pahalı olmasının önüne geçmiş oluruz. Her zaman söylüyorum da nasıl anlatacağım bilmiyorum arkadaşlar artık. Yani anlayan anlıyor. O kadar saçma salak sorular geliyor ki yani hiç mi bir şey anlatamadım diye bazen kendime kızıyorum. Bu arada buradan şunu da söyleyeyim. Fotoğraf atıyorsunuz. Lütfen atmayın. Fotoğraftan tespih anlaşılmaz. Benim tespihim kıymetli mi diye yazmayın. Veya başka yerden alıp bana yazmayın. Alacaksanız gelin ben size kalitelisini vereyim. Ama benden almayıp gelip başkasının malını da bana atmayın. Sonra 5 para etmez tespih deyince de kırılıyorsunuz. Yani aldığınız tespihlerin %90'ı çok kötü. Maalesef çok kötü. O yüzden bana ulaşın arkadaşlar. Bana ulaşın Instagram'dan, Payitaht Tespihçilik hesabından bana ulaşın. Ben size kaliteli bir tespih yollayayım. %100 beğenirsiniz. Çünkü kaliteli yani. Fark bu, kalite. Ve kimse kaliteli olan bir şeyde onlar gibi 60-70 liraya, 10 liraya, 7 liraya vermez size yani. Kimse vermez. Şunu da göstereyim ya. Burada yazık. Kuka yani. Kuka. Yine şuradaki içliğe bakar mısınız arkadaşlar? Frenin güzelliğine bakar mısınız? Harika bir kuka arkadaşlar. Kuka hamken yani bu tonlardayken, kuka ilk çekilmemişken rengi üstündeki böyle küçük doğal hareleriyle biraz çirkin görünüyor. Usta işi bu arada, burada ustanın imzası. Sonra arkadaşlar kuka çekildikten hemen sonra 2-3 hafta içinde çok güzel bir sütlü kahverengine dönüyor koyu. O bitiyorum yani ona ben. O sütlü kahverengine, daha sonra da koyu kahveye
döndüğü zaman acayip bir KUKA'nın havası oluyor. Otantik, huzur dolu bir atmosfer oluyor KUKA'da. KUKA'ya anlatmaya gerek yok. Eldeki mikroba iyi geliyor. Tespih için en uygun malzeme bence sağlamlığı, sertliği. Yılan ağacı da öyle. Doğal malzeme. Onun dışında bakalit tabii ki. Bakalit ve katalinler en uygun olanı. Damla kerivarı evde kullanmak şartıyla, dışarıda kullanmazsanız, evde kullanırsanız kolay kolay çekerken kırılmaz. Damla kerivar orada güzel. Kıymetlisi, en değerlisi bana göre damla kerivarı. Ama tespih için maalesef uygun değil. Yoksa bakın ben sürekli bilekliğini takıyorum zaten. Şifa olarak kullanıyorum. Ama dışarıda falan sert bir yere, sert bir mermer zemine falan düşürürseniz imame çatlamaları falan oluyor maalesef. Yoksa en güzel malzeme hiç kerivar yani tespitte. KUKA'yı da, kapsül KUKA'mızı da bırak. Harika bir KUKA. Tekrar baştan başlayalım. Tekrar hızlıca gidelim. Damla kerivar her zaman candır. Damla kerivar doğal malzemedir. Bu damla kerivar usta işi tek parça kaya. Eski bakalit arkadaşlar, damarlı. İmameyi yeniden yaptırdık. Delikleri havşedelim yaptırdık. Bu çekilmiş bakalit zar arkadaşlar. Harika çekimi var. Şu özel ateş kerivarı diyeceğim ama gerçek ismi bakalit. Saf bakalit çünkü bunlar bir de özel. Bir de bunlar özel malzemeler arkadaşlar ve özel işçiliklerle yapılıyor. Harika. Sese bakın ya. Allah Allah. Acayip güzel sesi var şu. Küsen kerivar, bunları test edeceğiz. Bunların videosu ayrı gelecek. Bu da küsen kerivar. Bugüne kadar gördüğüm en iyi çekimi olan iki tespih bunlar ve bu. KUKA usta işi kusursuz, hatasız. Yeşilip yeşil kahverengi mükemmel bir doğa rengiyle bütünleşti. Harika çekimi var. Süper renk alacak. Kusursuz. Bu da tekrar dizilecek. Buraya ip püskül takılacak. Renk süzmesi dizilecek. Birçok Osmanlı sıkma kerivarına taş çıkaracak bir tespih. 3. sınıf Osmanlı sıkma kerivarları, 3. sınıf Osmanlı sıkma kerivarlarına dünyanın parasını veriyorsunuz. Onların birçoğuna 100 basar, 1000 basar. Bu mükemmel bir bakalit, sarı renkte, müthiş damarlı, harika bir tespih. Vişne rengine dönecek, süper. Bu heykelden yapılma obje. Heykel objeden yapılma eski simli Necep Baga yani katalin, fenol kokusu muhteşem, Osmanlı kokuyor. Mügellef damla kerivar, diğer orijinal damla kerivarının tozları veya parçacıklarından eritme olarak yapılıyor. Daha sert bir malzeme doğal damla kerivarına göre. O yüzden kırılmıyor. Renk alınca çok güzel oluyor. Çam kokusu, reçine kokusu da geliyor. Eğer ki bir gerçek toz kerivarı diye bir şey varsa o da budur. Diğer toz kerivarların naylon olduğunu defalarca söyledim. Epoksi reçine, plastik naylon yani normal 1 milyoncularda satılan. Bunlar saf bakalit. Yeşil renkte şeffaf dilim. Çok güzel çekimleri var. Harika da renk alıyor arkadaşlar. Rengi büyülüyor insanı. Cennet yeşili bir rengi var. Harika bir renkte. Andız doğal bir malzeme. Şu an mevsimi değil. Tekrar andızlar gelecek bize. Şu an mevsimi olmadığı için ve ben de Melik Andız'ı sevdiğim için o yüzden elimde kalan tek andız maskotumuz bu. Yılan ağacı bence KUKA'dan bir tık daha güzel çekimi var arkadaşlar. Daha kaygan. Gerçekten yılan gibi. İsmi gibi. Maskotu çok fena olacak bunların. Maskotunu yaptırıyorum şu an. Usta yapıyor. Harika olacak. Maskotu da bizden başka kaliteli bir şekilde yapıp da fiyata satabilecek başka bir usta da yok. O yüzden yine bizden çıkacak bunların maskotu da. Bu da kadim katelin arkadaşlar. Eski, bu da eski Osmanlı katelin. Bu da sümen takımı malzemesi. Tekrar bu renge dönecek. Harika çekimi var. Kağıt kül canavarı. Burada ateş kerivarı gibi görünen malzeme. Ateş kerivarı değil. Yine saf bakalit. Epoksisiz. Harika çekimi var. Günlük çekim. Bir tane daha burada yeşil, cennet yeşili bakalit var. Bu da özel döküm, saf bakalit, Osmanlı gibi kokuyor. Aa daha burada varmış ya. Burada Osmanlılar var. Şunu göstereyim bir dakika. Şu çok farklı bir tez. Bu da arkadaşlar yine bakalit. Sarıdan renk almış. Bakın damarlara bakın. Yine damarlar, helezon damar. Yine usta işi.
Yine harika çekim. Harika çekimi var arkadaşlar. Bu kesme çeken arkadaşlar başka hiçbir şey çekemiyor. Yani hiçbir tesbih çekemiyor. Kesmenin de böyle bir özelliği var. Bir de bunun böyle bir kesme yani. Bunun çekimi cam gibi ya. Hani bir de bunda deneyin arkadaşlar. Bakın bu efsane bir tesbih. Bir de kesme bunda deneyin. Çekimi bir de bunda görün. Efsane. Yani kesme seven arkadaşlar, böyle küçük kesmeleri seven arkadaşlar hiç düşünmesinler bunu. Hiç. Direkt alsınlar. Harika. Galiba iki tane vardı bundan. Efsane. Efsane. Vişne rengine dönecek. Zaten rengini almaya başlamış. Yine vişne rengine dönecek. Osmanlı gibi olacak. Harika bir tesbih. Hiç Osmanlı sıkma kervarına para vermenize gerek yok. Zaten Osmanlı sıkma kervarını meşhur yapan eski olması ve kaliteli olması. Ama şimdi zaten kaliteli malzemeler fazlasıyla üretiliyor. Fazlasıyla da kötü üretiliyor tabii aynı zamanda. Daha tespihler var arkadaşlar. Daha burada var. Yeni gelenler. Daha bakacağız. Özel siparişler var. Özel dökümler yapılacak. Hepsini anlatacağım. Bugün bu kadar bahsettik. Yeterli. Yine daha devam edeceğiz. Güvendiğiniz yerlerden alın. Kaliteli ürün alın. Başka yerlerden tespih alıp lütfen bana bu tespih güzel mi kıymetli mi diye yazmayın. Çünkü aldığınız kişilerin tespihi, ben şimdi kötü bir şey söyleyeceğim zaten. Ya kırılırsınız ya alınırsınız. Aldığınız tespihlerin %90 hepsi kötü yani. Çok nadir güzel tespihler görüyorum. Sıkmalarda da hep kötü tespihleri, kötü sıkmalar alıyorsunuz yani. Bakalit pek nerede? Bakalit çok nadir görüyorum. Lütfen bize destek olmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tespih çekilişimiz olacak. 1000. takipçiye güzel bir tespih sizlere bir sonraki videoda hediye edeceğim. Takipte kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.